Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Böyle müzeler, efendim eski mimari falan. Biz de Hozworth'dayız diye bağlayalım istedik. Beğendiniz mi? Çok güzel. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi resim, heykel, sanat bir kere zaten bakışımız nedir toplum olarak bizim günümüzde dahi? Ki bir de müzecilik var işin içinde. Onu da böyle bize bir anlatın ama genel olarak biz nasıl bakıyoruz resime, heykele? Evet, Atatürk'ün tabii ki Cumhuriyet sonrasındaki şöyle azıcık evet, Ankara'da özellikle resim heykel müzesi aktivitelerinin başlanması ilk dönüm noktası oluyor. 1924 yılında yarışma projesi olarak Türk Ocakları merkez binasının yapılması anlamında meslektaşlar arasında açılan yarışma sonucunda birincilik Arif Hikmet Koyunoğlu mimar, yüksek mimar 1888 ve 1983-82 yıllarında yaşamış, kazanmış olduğu yarışmayla birlikte ilk resim heykel müzemiz yapılıyor. Evet, ne kadar da muazzam bir mimari değil mi? Ankara'ya hakim. Gerçekten anıtsal, monumental. Aynen öyle. Ve o dönemde ilk kullanılan betonarme, betonun kullanımı ve 1924 yılında 18 ayda bitiriliyor. 27 yılında da merkez ocak olarak açılıyor. Türk ocağı olarak açılıyor. Baktığımız zaman gerçekten Ankara'nın döneminin dördüncü kamusal binası. Farklı özelliklere ondan sahip. Ondan öncekiler hangileri? Onları da sayalım az. Bu arada onlar da evet, Türkiye'de dört tane resim heykel müzemiz var. Evet. İlk birincisi İstanbul Resim Heykel Müzesi. İlk önce o açılıyor. Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Dairesi'nin çevrilmesi talimatı veriliyor. Evet. Ve 500 bin civarında, pardon, Ankara 500, İstanbul 5 bin civarında koleksiyona sahip. Daha sonra Ankara, arkadan İzmir, İzmir'de de önce bir resim galerisi olarak başlıyor kültür merkezi ortamında. Daha sonra da Konak'taki şu anki mevcut binasında yine idareciliğini yapan ressam tarafından müze müdürlüğü ve Konak'taki hizmete geçiyor. Dördüncüsü ise Erzurum. Evet. Erzurum'da da Halk Evi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Halk Evi binası, daha sonra kültür merkezi olarak Turizm ve Kültür Bakanlığı'na devredilerek yapılıyor. Fakat tabii koleksiyon sayısı biraz az, bildiğim kadarıyla 61 civarında koleksiyona. Ankara'da 5000 civarında koleksiyona sahip. 750 sergileniyor. Güzel salonlarımızda. Tabii Atatürk Reisi Cumhur olduğu dönemde işte 18 ayda bitirme talimatını verince Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından hazırlıklar başlanıyor. İşte Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir toplum. Evet, ne kadar aslında büyük imkansızlıklar çok büyük imkansızlıklar var. Gerçekten zor. O bakımdan da anısı çok önemli ve büyük. Kale içi tarihi Türk evlerinin özelliklerinden yararlanarak yapılması, getirmiş olduğu modern mimariye ait yapılar, kendisi de bizzat takip ediyor gece şantiyelerinde ve sulu boya resminden beğenerek onaylanılıyor. Baktığımız zaman da zaten o geç Osmanlı dönemi klasik Türk mimarisinin ünlü Mimar Sinan'ı tarafından yapılmış eserler, yani Osmanlı ve Selçuklu döneminin neoklasik süplaştırılmış, yani günümüze moderne edilmiş tarzından ve birinci ulusal mimarlık eserlerindendir. Kendisi de bu dönemin önemli temsilcilerinden birisi. Harika, harika. Evet. Peki biz müzelerimiz var, çok yeterli olmasa da var. Biz müzelere ilgimiz ne düzeyde?
Ya müzelerimize tabii ilgi asıl ya, misyonunda da zaten koleksiyon eserleri tanıtmak, sergilemek. Müzelerin anlayışına baktığımız zaman tanıtmak, gerek akademisyenler, öğrenciler, toplumun her kesiminden sanatsever insanları, ben de gezip gördüğüm alanlarda gözlemliyorum. Çok ilgi büyük. Zaten harika, kamusal harika. Sorumluluğumuz da bu eserleri tanıtmak, izlemek, gereken kişisel çalışmalarına öğrencilerin olsun veya bütün meslek kuruluşlarındaki kişilerin bir sahip çıkması da bir ayrıca sorumluluk duygusudur diye düşünüyorum. Aynen öyle Aydınur Hocam. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki zaten açık hava müzesi olduğu gibi bu coğrafya, öyle değil mi? Yani adımımızı her attığımız her yerde zaten bir tarihi eser mevcut. Tırnakla kazısak fışkıracak o durumda zaten. Mesela Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin ödüllü bir müze olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Dünya çapında bir müze. Evet. Her türlü eserimiz orada sergileniyor. Evet, evet. İşte onu merak ediyor insan. Bu kadar eser varken, bu kadar nice medeniyetler gelmiş geçmiş, onların eserleri sergileniyorken halkımız gerçekten bunun bilincinde mi, farkında mı acaba? İnsan onu merak ediyor. Ben evet, bilincinde ve farkında olduğunu düşünüyorum. Harika. Yani her geçen günde artıyor. Çıkarılan yayınlar, iletişim araçları, televizyonlar, gerek devletin gerek özel sektörün yapmış olduğu uygulamalarla bu çok net görünüyor ve gittikçe harika. De artacağını düşünüyorum. Sergörlerini gezdiğiniz zaman hakikaten dolu, boş vakitlerini bulduğu zaman gençlerimiz gereken kişisel çalışmalar için veyahut da gerçekten sanatseverlik duygusu bağlamında ilgiler diye düşünüyorum. Bu ya da üniversiteler, ilkokullar değil mi? Aslında tabii destek ki var. Var. Topluca düzenlenen bilgi amaçlı, ilgilendirme evet. amaçlı geziler. Yani plastik sanatların her dalında, yani resim, heykel, seramik, hat sanatı anlamında ve çok değerli koleksiyonlara sahip Ankara'daki resim, Devlet Resim Heykel Müzemiz. Ve 1980 yılında önce bir halk evi olarak kullanılıyor, sonra tekrar 80 yılında ek ilave teşhir salonlarıyla bütün o orijinal eserleri, işte İbrahim Çallı'nın birçok değerli, Fikret Mualla'nın, işte o tabii Fransa'dan getirilmiş, yani o komisyonlar tarafından seçici komisyonlar tarafından eserler özellikle satın alma usulüyle hep müzeye armağan edilmiş. Onları yerinde görmek, izlemek, orijinalleri bambaşka bir duygu diye düşünüyorum. Gerçekten. Ne kazandırır bize bir müzeye gitmek? İzleyicilerimize bunları paylaşalım biraz da. Yani neden gidelim ki müzeye? Ne var müzede? Ne verecek bize müze? Müze, bizim müzelerimiz veya tarihi eserlerimiz her tür anlamda olabilir. Yani bunun içinde her az önce anlamda bahsettiğim gibi resim, heykel, has sanatı, mimarlık tüm için geçerli. Yani geçmiş kültürlerimizin güzelliklerini orada yaşamak, eski çağlardan günümüze kadar gelen o süreçteki farklı sanatları görmek, derinlemesi, o sanatların arkasındaki tekniği, işçiliği, güzellikleri paylaşmak adına çok çok önemli. Ve kendi ulusal kimliğimizi, özgün kimliğimizi, kültürel kimliğimizi, evet, yani yaşıyoruz ve onları gelecek nesillere taşımak, evet, gibi çok büyük sorumluluğumuz var. Peki bu sorumluluk dahilinde acaba iyi koruyabiliyor muyuz eserlerimizi gelecek nesillere taşımak adına? Koruduğumuzu düşünüyorum. Yani gerek hükümet politikaları olsun, gerek de vatandaşlık boyutunda o misyon var. Tabii ki biraz ekonomik boyutunu içerebiliyor. Yani gerçekten tarih katmanları, az önce sizin de bahsettiğiniz gibi bir ülkeyiz, çok zenginiz. Bunları gün ışığına çıkarabilmek hem emek hem büyük bir özveri gerekiyor.
koruyabildiğimizi düşünüyorum. O bilincimiz gerçekten kamu kurumlarımızda da var. Evet. Belediyeler, yerel yönetimler, Türkiye çapında bence üzerine düşen görevi büyük bir sorumluluk şeklinde yerine getiriyor diye düşünüyorum. Kimi şahıslar tabii ki izinle, Kültür Bakanlığı izniyle sanıyorum. Evet. Kendileri de ufak çapta kendi mülklerinde müzecilik yapabiliyorlar bildiğim kadarıyla. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Yani kendileri tabii ki müzecilik bağlamı alanım dışında olduğu için Pınar Anladım. Hanım. Ama şöyle bir izleyici, bir takipçi olarak söyleyebilirim. Tabii ki koruma anlamında yetkili kurumlar belli olduğu için çok fazla bir müdahale yapamıyorlar. Evet, Kültür Tabiat, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü bu anlamda tabii ki yetkili. Peki mimari restorasyon ya uzmanlığımız. Mimariyi yeniden, daha doğrusu korumak adına, öyle değil mi? Yenileştirirken nelere dikkat etmek gerekir? Yani bazen bakıyoruz işte o eski yapılar, kaleler, surlar. Evet, yenileştirilmiş ancak döneme ait yepyeni malzemeler kullanılmış. Sanki o doku yitirilmiş hissi veriyor insana. Yani az önce söyledik ya, ne hissettirir insana diye tarihi bir ortamda bulunmak. O asırlarca önceye gitme hissi veriyor insana ama bazen de vermiyor. Neye dikkat etmek gerekiyor restorasyon aşamasında? Evet ya, çok haklısınız. Çok duyarlı bir bakış açısı sizin. Benim de zaten bu alanda katkı vermemdeki en büyük görevimin o olduğuna inanıyorum. Yani doğru bilgilerle gelecek nesillere özgün anlamda o kimlik aktarımını sağlamış olmak, onları bilinçlendirmek, onlara yol göstermek. Bu anlamda evet, yanlış uygulamalar da yapılabiliyor. Yani betonun olmadığı bir döneme ait bir yapıya betonla efendim yenileme yapmak falan, o sanki koparıyor gibi tarihten kesinlikle bizi. Yani özgün projesinden çıkıp başka bir karakter bürünmeye başlıyor. Tabii ki bu koruma ilkeleri tüzüklerine çok aykırı bir Nasıl durum. Yapılan projeye bir kere bağlı kalacaksınız. Ya da onun yanında yapılacak veya o çevre içindeki gelişecek dokularda da mümkün olduğunca ulusal yerel kimliğine bağlı ama modernize edilmiş, üsluplaştırılmış yapılarla birlikte geliştirmek gerekir diye düşünüyorum. Belki iç taraftan, altyapıdan sağlamlaştırıp modernize imkanlarla ama dışını belki tabii de orijinal haline değil mi, sadık kalarak. Sadık kalarak kesinlikle ilkeler bu şekilde. Zaten Arif Hikmet Koyunoğlu'na da Atatürk'ün getirmiş olduğu kitaplarla hani öyle bir yapı yapılsın. Bu her ne kadar yüzyılımız modern mimarlık yüzyılıysa da fakat geçmiş yerel kimliğimizi de kaybetmeden işte bir İtalyan modern mimarlığı, bir Alman modern mimarlığı nasıl anlaşılıyorsa taklitçiliğe varmadan o yerel kimlik ve ulusal bazda damgasını vurmalıdır şeklinde olmalı. Evet. Şimdi bir yurt dışına gittiğimiz zaman, Avrupa'da misal veya Amerika'da insan şunu söyleyebiliyor, ya bir dokusu var bu şehrin deniyor. Yani belki de hatta tarih sayfasından kopmuş da siz de o sayfanın içine girmişsiniz hatta gibi hissedebiliyorsunuz kendinizi. O kadar korunabiliyor gerçekten o mimari, o tarihsel doku. Bunu niye acaba biz hissedemiyoruz kendimizde? Yani biz böyle hani daha çok şeye meraklıyız gibi, eskide kaldıralım yenisini yapalım. Halbuki orada başka bir şeyler var kıymetli olan. Bir başka bir ruh var galiba orada kıymetli olan. Bunun için ne gerekiyor? Yönetmelik mi gerekiyor? Ne gerekiyor bunu sağlayabilmek için? Yani gerekli koruma önlemlerinin, sit kararlarının alındığını düşünüyorum. Koruma imar planları yapılıyor. İşte tabii onarımla ilgili belki süreç yavaş işliyor olabilir. Bu işin ekonomik boyutuyla bağlantılı olduğundan dolayı. Ancak dediğim gibi yapılacak çalışmalar zaman içinde bir şekilde kendini daha hızlı gösterecektir. Evet, o çok kimlik... hızlı göstersin. Kaybediyoruz çünkü değerlerimizi. Evet, şehircilik hareketleri, nüfus artışı, evet ekonomik boyutlar,
dediğiniz gibi bunlar hep etkili faktörler olmaya başlıyor. Evet, son bir iki örnek vermek isterim. Köln'de biliyorsunuz stüdyomuzu kurduk Anadolu Üniversitesi TRT işbirliğiyle. Orada Dom Kilise biliyorsunuz var. Evet. Hemen onun altında bir otopark var. Otoparka giriyorsunuz. Korunmuş böyle çevrilmiş bölgeler. Bunlar ne diye sorduk. Neden buralar böyle? Çünkü yüzyıllar öncesine ait burada bir şehir merkezi varmış. İşte onun kuyusuymuş. Bunun işte başka bir alışveriş merkeziymiş. Oralar hep korunmuş, çevrelenmiş ve oraları araba park edemiyor. Bu insanın ilgisini gerçekten çekiyor. Bir şekilde korunuyor yani olabiliyor demek ki diye. Evet, evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.